Always choose your talk. We ask the questions. What is needed in the world? Od početka ruske invazije na Ukrajinu, jedna od zemalja koja se nalazi u veoma delikatnoj situaciji je Turska. Zbog svog geostrateškog položaja i razvijenih vojnih i ekonomskih veza sa Rusijom i Ukrajinom, primorana je balansirati između dvije zemlje. Istovremeno mora voditi računa o svojim odnosima, ali i obavezama prema NATO savezu. Kako u tome uspijeva, pojašnjava nam penzionisani general turske vojske i profesor odbrambenih studija Esat Arslan. Sayın Esat Bey, günaydın ve El Cezire Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Çok şimdi, teşekkür ediyorum. Lütfettiniz. Evet, buyurunuz efendim. Gördüğümüz gibi Finlandiya ve İsveç iki tarafsız İskandinav ülkesiydi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile öylesi bir alarm durumuna geçtiler ki bugün ciddi şekilde NATO'ya katılmayı ele alıyorlar. Peki Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği Avrupa'yı daha güvenli mi yoksa tehlikeli mi yapar? Aslında ikinci kısmı biraz daha Putin'e yaklaşın olarak ifade etmek istiyorum. Tabii ki Avrupa'yı, Putin'in iddiası bu yönde, Avrupa'yı daha tehlikeli yapar diye ifade etmek istiyor. Tabii ki aslında Türkiye'nin NATO ilişkileri güvensizlik temelinde bir müttefiklikle yatıyor. Yani hakikaten Türkiye'de yapılan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa yapılan Hollanda, yani yaklaşık 18 yaş üstü çeşitli yaş gruplarında oluşan biner kişiyle yapılan, ki geçen sene yapıldı, Türkiye'ye karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşların %42'si, Almanya ve Hollanda'da %76'sı, İsveç vatandaşlarının %74'ü, İtalya vatandaşlarının %73'ü ve Fransızların %72'si Türkiye'yi güvenilmez olarak nitelendirmektedirler. Yani Türkiye hakikaten bu durumdadır. Yani NATO içerisinde güvensizlik temelinde bir müttefiklik yürütmeye çalışmaktadır. Yani bu gerçeklik üzerinden bakalım. Çünkü NATO, özellikle sizin sormuş olduğunuz Harun Bey, sorunuz çok açık. Kabul edilip edilmemesi temelinde, çünkü yarın çok da önemli bir şekilde biliyorsunuz Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde beklenen bir liderler zirvesi yapılacak. Bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Yani bu güvensizlik temelinde müttefiklik bana kalırsa en doğru bir adlandırma ve Türkiye'nin NATO ve buna bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri Batı ile ilişkileri olumsuz etkilenecek, hem de güven sorunu. Bakın, bütün ilişkilerin temeline baktığımız zaman şunu görüyoruz. Eğer devletler arası ilişkilerin esası güven duymaktır, güven üzerine bina edilir, ortak çıkar oluşturabilmektir. Maalesef Türkiye bu konuda NATO'nun gerçekten sadık bir müttefiki olmasına rağmen, çünkü 1952-22 tam 70 yıl önce girmiştir ve maalesef küresel bir yarar sağlayamamaktadır. Bu konu üzerinde biraz üzerinde fazlasıyla durmak istiyorum. Çünkü yarınki toplantıda NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye acaba gündem Türkiye mi olacak? Bu soruya cevap vermemiz lazım. Bana kalırsa yarın 4 konu üzerinde durulacak NATO zirvesinde. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerinde durulacak. Biraz evvel sizin sorduğunuz çok güzel bir soru. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları üzerinde durulacak ve Türkiye kendisini bu şekilde neden hayır dediğini anlatmaya çalışacak. Yine NATO'nun Avrupa yapılanmasının güçlenmesine yönelik öneriler ortaya konulacak. Ve Rusya gibi Çin'in de NATO'da hasım gösterilmesi şeklinde bir toplantının gündeminde olabilecekleri ortaya koyuyoruz. Tabii evet, kuşkusuz bu iki ana başlıkların yanı sıra Yunanistan-Türkiye gerilimi, ki bu konuda biraz bir şeyler söylememiz lazım. Küresel terör örgütleriyle mücadele ve üyelerin savunma harcalarını arttırma. Tabii ki
NATO zirvesinde, bakın çok önemsediğim için ifade etmeye istiyorum. Madrid'deki zirveye ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet başkanının katılacak olması sebebiyle güvenlik önlemleri de müthiş en üst seviyede. 10 bin, 3 tane otel kapatılmış vaziyette. Şimdi zirveye Ukrayna Devlet Başkanı da katılacak. Zelenski de. Ve bunu diyecek ki Ukrayna'nın savunması demek Avrupa ve NATO'nun savunması demektir diyecek. Ve tabii ki AB ve NATO üyelerine vurgu yapacak. Çünkü evet, ama Esad Bey, yıllardır o da şey yapıldı. Buyurun efendim. Yani evet. Rusya'ya karşı caydırıcı yaptırımları ortaya koymaya çalışacaklar. Buyurun. Evet Esad Bey, Türkiye'nin beklentileri karşılanmazsa İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ilerlemez değil mi? Bence tabii ki öyle. Türkiye NATO zirvesinde kaygılarını, endişeleri açıklama fırsatı bulması lazım. Yani yapacak, Sayın Cumhurbaşkanımız temsil edecek. Tabii ki şunu söyleyecek Türkiye aslında. Şunu düşünüyoruz. NATO liderler zirvesinde Türkiye ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşında cereyan eden, biliyorsunuz Karadeniz havzası bir ülkedir, kıyıdaş ülkedir. Türkiye tarafsız tutumu savaşı durdurma çabalarının ne kadar önemli olduğunu ve tekraren ifade etmek istiyorum. Özellikle tarım arzı güvenliği konusunda çok önemli bir açılımda bulunacak. Çünkü Türkiye bütünüyle bakıldığında enerji arzı güvenliği içinde önemli ülkelerden biri. Buyurduğunuz gibi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun üyeliğine evet dememesinin sebeplerini bir kez daha ikna etmeye çalışacak. Yani hatırlayınız, yine şunu ortaya koyacak. Diyecek ki ey bakınız NATO üyeleri, Yunanistan sadece isim sebebiyle, hatırlayınız, Makedonya'yı Kuzey Makedonya'ya çıkartmak, sizin televizyon kanalınızda bunu takip eden bir kanallardan bir tanesidir, NATO üyeliğini veto etmişti. Lütfen bunu hatırlayınız ve anlayın. Sadece isim nedeniyle. Evet, evet. Halbuki Türkiye'nin, hatırlayacaksınız, bu çok önemli bir konu. Türkiye bunu anlatacak. Türkiye ikinci olarak da şunu anlatacak. Diyecek ki terör örgütleri tarafından bizzat NATO genel sekreteri Stoltenberg'in ifade, silahlı saldırıya uğrayan bir üye. Çünkü bakınız şunu söylemeye çalışıyorum. 1 Ocak 2022 tarihinden, yani bu yılın başından itibaren Mayıs ayının sonuna kadar 576 tane güneyden terör saldırısına uğradı. Ve NATO İttifak Anlaşması'nın 5. maddesinin devreye girmesi beklenirken isim vermeksizin, vermemesi lazım belki ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki 185 bin kilometre karelik Suriye arazisinin 1/3'ünü elde duran efendim PKK uzantısı PYD uydu devletçini desteklemesi üzerine olacak. Buraya silah veriyor, eğitim veriyor. 50 bin tırın üzerinde silah göndermiş. Evet. Bunu Esad Bey bu sorunu, yani Finlandiya ve İsveç sorunu, yani Türkiye'nin ittifak içindeki konumunu güçlendirmesi adına bir fırsat mı? Hayır, fırsat değil. Ben şahsi kanaatimi ifade ediyorum. Türkiye'nin biraz evvel ifade etmiş olduğum gibi özellikle Montre-Boğazlar Sözleşmesi'yle Ukrayna ve Rusya Federasyonu savaşı devam ederken bir tarafsız kabul edilebilecek, efendim dünyanın tahıl arzı için güvenli bir ülke olurken efendim Türkiye maalesef güneyinden bu şekilde İsveç'te hiçbir şekilde durdurmadı. Hatırlayınız İsveç'in başkenti Stockholm'da efendim bütün binalar burada PKK liderinin resimleriyle donatıldı. Gece gösterileri yapıyor. Ve bu bir sürü gösteriler yapılıyor. Ve hala bu ittifakın biz 5. maddesinin devreye çıkılmasını beklerken efendim Suriye'deki bu oluşum, bakın çok dikkatle ifade etmek istiyorum. 576 tane saldırı görmüşüz. Ve bu İsveç tarafından desteklenen para desteğini bizzat dokümanlarıyla ortaya koymamız lazım. Oysa ki Türkiye Afganistan'da 11 Eylül 2001 tarihinde küresel o adayların
Yani küresel terör olaylarının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine ittifakın belki de ilk kez uygulanan 5. maddesine Türkiye anında reaksiyon göstermiştir ve Afganistan'a asker göndermiştir ve 20 sene asker bulundurmuş. Evet. Türkiye'de, evet buyurun efendim. Peki efendim, Ukrayna'daki savaş devam ederse Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Yani değişecek mi, yoksa Türkiye'nin dengeleme stratejisi devam mı edecek? Türkiye'nin dengeleme stratejisi tabii ki devam edecek. Bunun için 1936 yılındaki yapılmış olan efendim Montreux-Boğazlar Sözleşmesi zaten bu işe cevaz veriyor. Ama müteaddit defalar efendim Boğazlar Sözleşmesi'nin efendim delinmesi gibi bir durumla karşı karşıya. Çünkü Adalar Denizi'nde, diğer bir ifadeyle Yunanca tabiriyle Ege Denizi'nde biliyorsunuz Türk-Yunan gerginliği devam etmek. Evet. Ama Türkiye bu pozisyonu sadece efendim Batı ülkeleri değil, efendim Doğu ülkeleri de kabul etmiş vaziyette. Türkiye'nin bu pozisyonu devam etmek durumunda. Ama şunu görüyoruz ki savaş öyle bir duruma geldi ki ve Ukrayna elindeki devasa mühimmat stoklarını eritti. Burada çok önemli bir şey. Ve Rusya'nın da çok söylemiyorum ama bir buçuk ay sonra o da bayağı ciddi bir şekilde. Çünkü düşün, unutmayın, savaş çok pahalı bir iştir. Rusya'nın bugün harcamış olduğu günlük para miktarı 300 milyon dolardır. Yani bu önemli bir iştir. Yani bir noktada Rusya özellikle Donetsk bölgesinde daha yarısını kadar almamıştır. Yani savaşın bir şekilde özellikle çünkü iki tane önemli husus vardır. Kırım'ın su durumunu mutlaka halletmesi lazım. Mariupol'la bir koridor ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yani Donbas bölgesinin efendim Rusya'ya bağlı değil. Bunlar ilhak etmek diye bir durum yok. İki tane cumhuriyetin Rusya tarafına. Yani bunu zannediyorum bu savaş ila nihaya devam edeceği durumda değil. Zaten Madrid zirvesinde de bakışları çünkü Japon Başbakanı katılıyor ve diğer şeyle Pasifik'e doğru kaydıracak bir olguyu ortaya koymaktadır. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Yani gördüğünüz Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri tarihlerinin hiçbir tarafında, hiçbir tarihte karşı karşıya gelmemişlerdir. Bunu özellikle ve önemle vurgulamak istiyorum. Hiçbir şekilde. Ve de bakın müdahale dahi etmemiştir. Ve zannediyorum İstanbul güvenli bir limandır. Ve İstanbul'daki kalmış olan şeylerle bu iş özellikle de bu tahıl efendim arzının İstanbul'da Birleşmiş Milletler gözetiminde bu özellikle Latin Amerika'ya kadar ve de özellikle de Afrika'nın kuzeyindeki ülkelere kadar yapılma gerekliliği çok önemli bir olgudur. Tabii Türkiye devamlı ziyaret biliyorsunuz Salman Muhammed Bin Salman'ın Türkiye ziyaretinin evet. sonrasındaki efendim bakışların gittikçe efendim bu duruma buraya doğru evrildiğini ifade etmek istiyorum. Evet. Esad Bey, şimdi Rusya-Ukrayna konusuna dönelim. Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi? Şunu söylemeye çalışalım. Ruslar Donbas'ı kısa sürede alamayacaklarını anlamışlardır. Yani şunu söylememiz lazım. Sizin sorunuza söyleyeyim. Bu Ukrayna'nın o özellikle savunmada yapmış olduğu önemli açılımlar nedeniyle ve Rusya'yı gördük. Donbas bölgesinde hızla ilerleme kaydedemiyorlar. Yarısını bile alamadılar. Ukrayna ordusu savunmasına başarıyla devam etmektedir. Çünkü Ukrayna'nın ordusunun en iyi eğitimli güçleri bu bölgede konuşlandırılmıştır. Bu birlikler ayrılıkçılarla ayrılıkçı ifadesini kullanıyorum. Siz bunu özellikle bulunmuş olduğunuz bölge ifadesiyle çok iyi anlayacaksınız. Büyük kayıplar vermişlerdir. Rusya ordusuna karşı güçlü bir savunma yapabilmektedir. Yani Ukrayna'nın bu, yani Ruslar Donbas'ı kısa sürede alamayacaklarını anlamışlardır.
Bu sebeple Rusların almayı planladıkları ve açıkça bütün dünyaya ilan ettikleri Donbas bölgesinin daha alınmamış yarıdan fazla kısmı bulunmaktadır. Tabii Donbas derken bölgedeki kömür yataklarını ve demir üretim merkezini kastetmekteyim. Yani bunun hatırlayacaksınız Luhansk ve Donetsk, yani ülkenin Mariupol'dan başlayıp en kuzeye kadar neredeyse tüm doğu bölgesini kastetmekteyim. Peki, Tabii, Esad Bey, Rusya'nın yani Ukrayna'da ölen generalleri bize savaşla ilgili ne anlatıyor? Bu günümüzde biliyorsunuz herkese sanki bir ev ödevi vereceğim diye ifade etmek istiyorum. Enemy at the Gates dediğimiz bir film var. Yani nedir? Sınırdaki düşman diye. Yani burada keskin nişancıların çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani keskin nişancılarla birlikte yani Rusların en özellikle general rütbesindekilerin en uca kadar gitmeleri demek ki burada askerlerin moral bakımından düşüşleri olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü generallerin en ileri hatlara kadar gitmesi askerleri efendim artık bıkkınlık, bezginlik gelmiş olan askerleri daha ileriye doğru götürebilmektir. Onun için söylüyorum Ukrayna'daki bu en Rus yanlısı bölgedeki bir savaş dahi yapılırken bu kadar çok generalin ölmesi gerçekten efendim Rus ordusunun içerisindeki er seviyesinde ki bulan erlerin ve erbaşlardaki bıkkınlığı ve bezginliği anlatması çok önemli olduğunu söylüyorum. Yani şunu da söylememe müsaade ediniz Sayın Harun Bey. Evet. Putin'in gerçek planı şudur. Ukrayna Putin'in sadece Donbas'ı değil, Herson'un güneyinden kuzeye, Kırım'ın batısına kadar tüm bölgeyi kendi kontrolüne almasını düşünmektedir. Çünkü bunu yaparlarsa Ruslar güney kıyılarından Rusya sınırına kadar tüm bölgeyi ve Kırım'a giden su ikmal hattı. Bu çok önemliydi biliyorsunuz. Hemen 24 Şubat'tan sonra 3 gün sonra bu önündeki set kaldırıldı ve Kırım'a su geldi. %85 Kherson'dan gelen suyun önünü açtılar. Donetsk'in büyük kısmı ve Luhansk'ın kritik bölgeleri hala Ukrayna'nın kontrolünde olması. Bu sebeple Rus ordusu Ukrayna birliklerini kuzey ve güney ve doğudan kuşatmayı sürdürüyor ama askerlerdeki bezginlikler sizinle biraz evvel paylaştığım gibi özellikle general ölümleri bunu açık ve seçik olarak ortaya koymaktadır. Evet. Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri hangi yönde gelişecek ve ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var mı Esad Bey? Tabii ki var. Bunu zaten bu zirvede anlatacağız. Yani bu zirvede anlatmamız lazım. Ama şunu söylememiz lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koymuş olduğu özellikle de Yunan, Türk-Yunan geriliminde doğrudan doğruya ona yakın üsse sahip olması demek. Yani şunu söylememiz lazım. Türkiye'yi Yunanistan üzerine ABD, Türkiye-ABD ilişkilerini Yunanistan gerilimi üzerinden okumak lazım. Yani burada bir konuyu büyük harflerle ifade edelim. Savaş çığırtkanlığı yapmak istemiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri açıkça aynen Ukrayna'da yaptığı gibi efendim Yunanistan'ı Türkiye'ye üzerine sağlayarak kışkırtmaktadır. Şunu açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum. Efendim Yunanistan geleceğin bir Ukrayna'sı olma peşindedir. Yani kışkırtılmaktadır. Yani şunu söylemek istiyorum. ABD kışkırtıcılığı, savaş kışkırtıcılığı aynen Ukrayna savaşı öncesine benzemektedir. Bundan da öte Batı Ukrayna'da sadece silah araç gereci yardımı yapmıştır. Ama Ukrayna'nın yanında Rusya Federasyonu'na müdahale edememiştir. Ama iki tane NATO ülkesi, bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Yani iki NATO ülkesinin kapışmasında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan doğruya
güvenlik anlaşması yaparak efendim Türkiye'ye müdahale edebileceği olasılığı var mıdır? Vardır. Bunu da söylemek istiyorum. Bir Türk-Yunan Savaşı'nın ihtimali yüksektir ve yine bildiğiniz gibi bunun hava unsurları ağırlıklı bir savaş olacağı açık seçik ortadadır. Evet. Havada bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kışkırtıcılığı Yunanistan'ı bir yandan Ukrayna şekline sokarken ve düşünebiliyor musunuz? Bütün ülkenin milli geliri Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş baronlarına peşkeş edilmektedir. Buyurun efendim, bir şey sorabilir. Evet. NATO yani bir güvenlik ittifakıdır ve bu ittifakın Balkanlarda da genişlemesi gerektiğini düşünüyor musunuz Esad Bey? Gelişmesi lazım. Böyle küçük değil. Biraz evvel özellikle Makedonya meselesini özellikle sizin huzurunuza getirdim. Ama Yunanistan'ın yapmış olduğu durum çok önemlidir. Yani bence NATO'nun bu şekilde bu sorunları hallederek özellikle NATO'nun bir bütün olarak madem ki Afganistan örneğinde gördüğümüz gibi efendim teröre karşı savaşmıştır. Özellikle hemen NATO'nun sınırı bizim Suriye sınırımızdan geçmektedir. Bunu NATO'nun anlayışla karşılayarak bunu benimsemesi lazımdır. Yani bazı NATO üyelerinin ve bunun içerisinde kendisini kabul etmeye çalışan İsveç ve Finlandiya'nın da bu konuyu iyi anlamaları lazım. Türkiye üzerinden Türkiye üzerinden de biraz evvel ifade ettiğim gibi Yunan gerilimini efendim savaşa doğru bu gerginlik bir noktada savaşa doğru gitmek yani biraz evvel de ifade ettiğim gibi Ukrayna'nın efendim mühimmatının desteklemeyi üzerine alan Batı bir noktada onlar da vazgeçeceklerdir diye düşünüyorum. Ben şahsen Ukrayna Savaşı'nın 1-2 ay içerisinde bitebileceğini ve bundan sonra çünkü çok da açık bir şekilde NATO demiştir ki Ukrayna'ya toprak ver kurtul tabirini ortaya koymuştur. Bence tekrar ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve bu bölge içerisinde halklar arasında hiçbir şey yoktur. Onu söyleyeceğim. Savaş çığırtkanlığı, kışkırtıcılığı yapmaktan ziyade iki halkın birlikte hareket etmesini ve de NATO'nun ve Avrupa Birliği ile birlikte NATO'nun teröre karşı bir bütün olarak hareket etmesinin ve Türkiye'nin bu konudaki yapmış olduğu savaşımını anlamaları gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde olursa zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği olarak efendim bir büyük bir güçle Pasifik'e doğru gitmesi mümkün olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ve son için Türkiye-İsrail konusuna geçelim. Diplomatik ilişkileri yani 10 yılı aşkın süredir sık sık kopma noktasına gelen Türkiye ve İsrail arasında yeni bir normalleşme dönemi başlıyor. Peki Türkiye-İsrail ilişkileri bu noktaya nasıl geldi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bana kalırsa özellikle Muhammed Bin Salman'ın Türkiye ziyareti İsrail ile kucaklaşmanın bir başka boyutunu ortaya koymuştur. Tabii ki çok açık şekilde ifade etmemiz lazım. İsrail ile ben bunu kucaklaşma olarak ifade ediyorum. Filistin bayrağının tabii ki İsrail ile tamamıyla kucaklaşma yalnız Filistin konusunu bir tarafa koymamız lazım. Eğer bunun Filistin bayrağının İran'a geçmesini istenilmiyorsa yani Arap halkları arasında Filistin duyarlılığını dikkate almak durumundayız. Dikkate alınmak durumundadır. Tabii ki bir tarafında özellikle Suudi Arabistan'ın o Türkiye ziyaretinden sonra biliyorsunuz buraya gelmeden önce Türkiye'ye gelmeden önce Mısır'da Abdülfettah Sisi'yi ziyaret etti. Evet. Ve 7.7 milyar dolarlık 14 anlaşma yapıldı. Burası ilginç. Sonra biliyorsunuz bir başka olay Muhammed Bin Zayed biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri. Tabii ki bu Abraham anlaşmaları dediğimiz anlaşmalarla Filistin davasını gömmek istiyorlar. Tabii ki burada da çok dikkatli olmak lazım.
Özellikle Ürdün'ün acaba altı oyuluyor mu oyulmuyor mu diye ona bakmak lazım. Hatırlayacaksınız Hadumül Harameyn, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı sıfatını taşıyan Suudiler, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunmuş olduğu Harem-i Şerif'in hamilini de Ürdün'den almak istiyorlar. Yani bu anlaşılacak gibi bir durum değil. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama şunu söylememiz lazım. Efendim, Naftali Bennett'ten sonra, yani İsrail Başbakanı olduğundan sonra ve Herzog'dan Cumhurbaşkanı'ndan sonra ilginç bir şekilde ve de Abraham anlaşmalarından sonra artık özellikle Orta Doğu'da devletler üzerinden devletler arası ilişkiler başlamıştır. Artık örgütler üzerinden ilişkilere son verilmiştir, son verilmiştir. Bu bence önemli bir ayırıcı özelliktir. Tekrar ifade etmek istiyorum. İsrail'in özellikle de Naftali Bennett'in 15 Haziran'da Knesset'te, yani İsrail Meclisi'ne yapmış olduğu konuşma çok önemli. Şimdiye kadar biz ahtapotun kollarıyla uğraştık. Ama bundan sonra ahtapotun başı İran'dır diyerek Türkiye'nin de mutazarrır olduğu bir konunun altını çizmiştir. Yani örgütlerin, çünkü İran buraya hastalanlar vasıtasıyla, yani devrim muhafızları vasıtasıyla Haçlı Şabi, efendim Hizbullah, Fatih Miyun gibi örgütler üzerine ulaşmaktadır. Tekraren ifade etmek istiyorum. Aslına bakarsanız Suudiler Amerikan korumasının Aramco'nun vurulduğundan beri kendilerine kalkan olmadığı gerçeğini görmüşlerdir. Bunu unutamazlar. Yani Türkiye'nin önemi zaten buradan çıkmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar önemsedikleri Amerikan korumasının Aramco vurulduğunda kendilerine kalkan olmadığını görmüşlerdir. İlişkilerini çeşitlendirmek istiyorlar mı? Tabii ki istiyorlar. Çin ve Rusya ile paylaşıyorlar. Bu motivasyon Türkiye ile de aynı şekilde geçerli olduğunu söyleyelim. Sergey Lavrov'un özellikle Karma Ekonomik İşbirliği toplantısı için Riyad'a davet edilmesi, OPEC'te Rusya'nın gözetilmesi, Suudi Enerji Bakanı'nın St. Petersburg'daki ekonomi forumuna gönderilmesi sıradan bir direnç sayılamaz. Biden bunu nasıl kıracak? Biz de beraber göreceğiz. Yani evet. Bunu şöyle söylüyorum. Türkiye mutlaka bu Abraham anlaşmaları içerisinde Türk mutlaka beraber olmalı. İsrail-Arap eksenine doğru Türkiye herhangi bir şekilde eksen kayması falan yapmadı. Ama İsrail-Amerikan stratejisiyle bölgede bunların çok farklı bir konumda cereyan ettiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Evet. Sayın Esat Arslan, tekrar teşekkür ediyorum. Zaman ayrıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Harun Bey. Çok teşekkür ediyorum.